Ahmet Hakan, Gökhan Zan olayının basit kriminal raporu. Benim adaylığım sayesinde Hatay'ı AK Parti kazanacak. Madem öyle, atsınlar bana 3-5 milyon dolar. Gökhan Zan, bu ahlaksız arzusunu kendi dar çevresinde fısıldamaya başlayınca, Gökhan Zan'ın işinin bitmesini en çok kimler istiyorlarsa onlar harekete geçiyorlar. Hemen bir aracı bulup kumpası kurduruyorlar. Kumpasın temel amacı şu: Gökhan Zan'ın AK Parti'den para istediğini kayda geçirmek. Olayın ilk adımında aracı kişiler Gökhan Zan'a AK Parti sana para verecek mesajını iletiyorlar. Gökhan Zan da buna inanıyor. Böylece tezgahın kurulması için şartlar tamamlanmış oluyor. Aracılar telefonla Gökhan Zan'ı arıyorlar. "Şu anda AK Parti'deyiz. Kaç isteyelim? 3 mü? 5 mi?" diyorlar. Aracıların bu telefon aramasıyla tek bir amaçları var: Gökhan Zan'ın AK Parti'den para talep ettiğini belgelemek. Sazana getirildiğinin farkında olmayan Gökhan Zan, bülbül gibi şakıyor ve taleplerini sıralıyor. Bu telefon görüşmesinin kayda alınmasıyla kumpas tamamlanmış oluyor. Artık Gökhan Zan'ın ipini çekecek malzeme eldedir. Malzeme patlatılıyor. Gökhan Zan'ın işi bitiriliyor. Sonuç Üç tarafı var bu işin, birinci taraf Gökhan Zan. Bu olayla birlikte siyasi ahlaksızlığın dibini boyladığı resmen tescillenmiş durumda. Adam alenen siyasi pozisyonunu satışa çıkarmış. Siyaset, hizmet, hatay falan. Hiçbiri derdi değilmiş. Karşısında ölümüne mücadele ediyor göründüğü bir partiden para koparmayı planlayacak kadar alçalmış. İkinci taraf kumpasın uygulayıcıları. Gökhan Zan'ın siyasi pozisyonunu satışa çıkardığını fark edip buna göre kumpası kuranlar. Bunların Hatay'daki bir oda kadına hareket ettiklerini düşünüyorum. Kumpas işini kotarırken de fazlaca zorlanmamışlar. Çünkü Gökhan Zan, cinliğin kıyısından bile geçmediği halde adam çarpmaya fazlasıyla teşne bir tip. Üçüncü taraf kumpastan yararlananlar. Gökhan Zan'ın Hatay seçimlerinde devreden çıkmasından kim çıkar sağlıyorsa. O adrese bakmak gerekir. Biraz derinlemesine bir araştırmayla o adresin ortaya çıkarılabileceğine inanıyorum. Bunun için kumpasın uygulayıcıları dediğimiz kişilerin tüm irtibatlarının belirlenmesi gerekir. Azgın holiganı bırakıp futbolcuyla uğraşmak. Azgın holiganlar pervasızca sahaya dalıyorlar. Ellerine geçirdikleri öldürücü malzemelerle futbolculara saldırı girişiminde bulunuyorlar. Herhangi bir güvenlik görevlisi tarafından engellenmiyorlar ve futbolcular can havliyle kendilerini savunuyorlar. Böyle bir durumda futbolcular ile azgın holiganları bir tutmak ayıptır, yazıktır, günahtır, hakkaniyetsizliktir, vicdansızlıktır. Yok sevinmişlermiş, yok tahrik etmişlermiş, yok kaçsalarmış, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Bütün bunların tecavüze uğrayan kadın için İyi ama o da mini etek giymeseymiş, demekten hiçbir farkı yok. Selamün hello. Seküler mahalle ile muhafazakar mahalle arasındaki gerilimi işleyen bir dizi var. Bu diziden bir kesit izledim sosyal medyada. Seküler bir genç kadın ile muhafazakar olduğu her halinden belli olan bir adam karşılıklı konuşuyor. Selamün hello diye olaya giriyor seküler kadın. Adam bozularak, aleyküm selam diyor seküler kadın, bir şey ısmarlayayım, diyor. Adam, Ramazan, diyor. Seküler kadın, o da kim, diyor. Falan fıstık, diyaloglar, kıyafetler, tavırlar falan. Hepsi karton, hepsi saçma, hepsi hayatın gerçeklerinden 1250 kilometre uzakta. Hepsi ucuz, hepsi gülünç. Bu dizi için kimileri, seküler kesimi cahil gösteriyor, derken kimileri de, muhafazakar kesime haksızlık yapıyor, diyor. Oysa bu dizi için söylenmesi gereken tek şey şudur, bu diziyi ciddiye alıp alınganlık göstermek, bu diziye yapılacak en büyük iltifattır. Zeka ile alay eden, sosyolojiyi hunharca ayaklar altına alan bu komedi dans dizisine orta mektep müsameresi kadar bile kıymet vermemek gerekir. Hakan Fidan böcekçi FETÖ'cüleri kudurttu. Geçen pazartesi akşamı Hande Fırat, CNN Türk'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı konuk etti. Fidan ekranlarda ilk kez FETÖ'cülerin dönemin başbakanı Erdoğan'ın makam odasına böcek yerleştirme olayını anlattı. Bu programın ardından böcekçi FETÖ'cüler sosyal medyada tam anlamıyla kudurdular. Binlerce paylaşım yaptılar, yırtındılar, golü çıkarmaya çalıştılar. Sanırım Hakan Fidan sosyal medyadaki bu kudurmayı keyifle takip etmiştir.